Bu derste başkalarının yaşını sormayı ve kendi yaşımızı söylemeyi öğreneceğiz. Ayrıca bu basit kalıbı kullanarak İngilizce'deki temel cümle kurma tekniklerini de pekiştirmiş olacağız. İngilizce'de yaş sorarken 4. dersimizde öğrendiğimiz how artı sıfat yapısını kullanırız. Hatırlayacağınız gibi how soru kelimesinin yanına bir sıfat geldiği zaman how nasıl anlamını yitirip ne kadar anlamı kazanıyordu. Ne kadar ifadesinden sonra kullanılan sıfata göre de ne kadar uzun, ne kadar iyi gibi anlamlar kazanabiliyordu. Şimdi biz yaş soracağımız için how'dan sonra kullanacağımız sıfat olarak da yaşlı, eski anlamına gelen old sıfatını kullanacağız. Öyleyse soru kalıbımız yavaş yavaş oluşuyor. Devamında ise kimin yaşını soracaksak, yani özne pozisyonuna kimi koyacaksak ona uygun bir yardımcı fiil getiririz. Örneğin, sen kaç yaşındasın diye soracak olalım. Sen anlamına gelen you kelimesi İngilizce'de çoğul özne grubunda olduğu için cümlenin devamında are kullanırız. Peşindense öznemizi getiririz. How old are you? O kaç yaşında diye sormak isteseydik de how old is he veya how old is she şeklinde sorardık. Artık neden burada is kullandığımızı tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Merak ediyorsanız ilk dersimi izleyebilirsiniz. Şimdi daha önce öğrendiğimiz bilgileri kullanarak cümlemizi biraz daha karmaşık hale getirelim ve senin babanın köpeği kaç yaşında şeklinde soralım. Bu cümle sizi korkutmasın. İçinde kullanacağınız tüm yapıları son 5 derste zaten öğrendiniz. Yaş sorma kalıbımızla başlıyoruz. How old? Devamında ise is getirip onun da yanına your yazacağız ama cümlemiz daha bitmedi. How old is your? Eğer is artı your kullanımı size biraz tuhaf geldiyse ve doğrusunun are artı your şeklinde olması gerektiğini düşünüyorsanız muhtemelen your'u you ile karıştırıyorsunuz demektir. Aitlik bildiren your, my, his gibi kelimeler kendi başlarına tekil veya çoğul değildir ve yanlarına gelecek olan kelimeye tabidir. Örnek cümlemizde senin babanın köpeği diyerek bir tane köpeği kastettiğimiz için is yazıyoruz. How old is your father dog? Bu cümle size yanlış gibi görünüyorsa videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Doğru görünüyorsa derhal bu videoyu kapatıp ikinci videomu izleyin çünkü şu ana kadar kurduğumuz cümlenin anlamı tam olarak şu. Senin baba köpeği kaç yaşında? Eksik olan şey babanın sonuna aitlik takısı olan s eklemek. How old is your father's dog? Yaş sorma kalıbını cansız şeylerin yaşını sorarken de kullanabilirsiniz. Örneğin bu bina kaç yaşında diye sorarken de aynı kalıbı kullanırız. How old is this building? Şimdi ise bu sorulara nasıl cevap vereceğimizi görelim. How old are you sorusuyla başlayalım. You kelimesinin sen ve siz anlamlarına gelmesinden ötürü bu soru iki şekilde algılanabilir. Senin yaşın kaç veya sizin yaşlarınız kaç? Cevap verirken Türkçedekine benzer bir yapı kullanıyoruz. Önce ben, sonra bana uygun bir yardımcı fiil, ardından yaşımız, son olarak da yaşında anlamını veren years old ifadesini kullanıyoruz. I'm 35 years old. Years old kısmı isteğe bağlıdır ve getirmeseniz de olur. Şimdi bu sorunun sizin yaşlarınız kaç anlamında sorulmuş olabileceğini düşünerek buna göre de cevap verelim. Biz 35 yaşındayız diyeceğiz. We are 35 years old. Diyelim ki bir bebeğin yaşı soruldu ve bebek daha 1 yaşında. Bu durumda şu şekilde cevap veririz. She's 1 year old. Bu sefer years old değil de year old dediğimize dikkat edin. Bebek sadece 1 yaşında olduğu için çoğulluk eki olan s getirmiyoruz. Şimdi filmlerdeki konuşmaları dinleyerek bu kalıbın günlük hayatta nasıl kullandığını görelim. Yes. Yeah, how old are you? 15. Abby, I didn't even recognize you. How old are you now? 13. Wow. Yeah. How old are they? 6 to 8. Wow. How old is she? A junior. How old are you? 14. How old are you? 18. 18. So, how old were you when you made your first hit? 19. Beat ya. Konuşmaların bazılarını anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Bunun birinci sebebi am, is, are gibi kelimelerin telaffuz edilirken genellikle kısaltılarak I'm, he's, she's, they're şeklinde söylenmesi. Diğer sebebi ise İngilizce'deki bir kelimenin son harfinin genellikle kendisinden sonra gelen kelimenin başına eklenerek okunması.
Bu da sanki çok hızlı konuşuluyormuş yanılsaması doğuruyor. Zamanla kulağınız alışacaktır, endişe etmeyin. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğreni kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5, 4, 3, 2, 1. İlk cümlemiz olan 9 yaşındayım cümlesinin gizli öznesi ben. Dolayısıyla I ile başlıyoruz. I am 9 years old. Önce özne, ardından yardımcı fiil, sonra yaş, sonra da years old ifadesi. Onlar kaç yaşında? How old are they? Şeklinde sorulması gerekiyor. Bu sefer they çoğul olduğu için are getirdik. Onun annesi kaç yaşında? How old is his mother? Veya how old is her mother? Şeklinde de sorulabilirdi. Onun annesi tek kişi olduğu için is kullandığımıza dikkat edin. Franco ve Ted 12 yaşında. Öznemiz Franco ve Ted. Franco and Ted are 12. Bu cümlede years old getirmedik. Zaten getirmek zorunda da değiliz demiştik. Senin kız kardeşin kaç yaşında? How old is your sister? Tekil olduğu için yine is kullandığımıza dikkat edin. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için soru üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.